Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Fatih İstanbul'dan sesleniyoruz. Pembe Pırıltılar firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Havva Nuryay ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk ablacığım. Burada bulunmak gerçekten çok keyifli. Böyle gencecik, pırıl pırıl kişilerin böyle güzel bir mekanda bizlerle buluşması geleceğimiz adına gerçekten umut verici. Diliyorum ki bu keyif nice nesiller boyu bizlerle olsun. İnşallah, teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için. Pembe pırıltılar gerçekten adından da anlaşılacağı gibi pırıltı saçıyor. Ve diliyorum ki bu pırıltı uzun yıllar bizlerle olsun. Geriye dönüp baktığım zaman aslında çocukluk yıllarını görüyorum. Bu bir tutku, bu bir aşk, bu bir sevda aslında. Bu yıllara dayanan keyifli bir hobinin şu anda hayat bulmuş hali. Anlatalım mı? Bu hikaye evet. Nasıl doğdu diyelim. Evet, anlatalım. Bu hikaye şöyle doğdu. Benim fikirlerim ve hayallerim vardı. O zaman lisedeydim. Daha bu yönümü keşfetmemiştim. Hayallerimin ve fikirlerimin büyüklerimin patentini almamı söylemişlerdi bana. Daha sonradan baktım ki hani tasarım yönüm gerçekten çok kuvvetli. Ben farklı bir alanda başlamıştım tasarıma. Hangi alanda? Araba sektöründe. Araba tasarlıyordum. Evet, böyle başladım aslında ben buna. Halen de hayalimdir benim araba tasarımcısı olmak. Böyle başladık. Sonra zaman bizi buraya kadar getirdi. Şu anda kıyafet, özellikle bayan üzerine hani stil oluşturuyoruz, stil tasarlıyoruz, kıyafetlerimizi tasarlıyoruz. Belli bir çizgi ve üslupta devam ediyoruz. Özel dikim yapıyoruz, özel çalışmalara, özel tasarımlar yapıyoruz sektörümüzde. Biz tekstil sektörü olarak devam ediyoruz şu anda bu işe. Çok şükür de halimizden memnunuz. Süper, bu. Özetle bu diyorsun. Evet. Diliyorum ki bu keyif yine bizlerle olsun, kalitesiyle doğru orantılı olarak. Tabii burada o kadar güzel şeylere değindin ki, tabii kuvvetli bir tasarım ekibimiz varlığını anlıyorum ben buradan. Evet, atölyemiz var. Atölyemizin varlığını anlıyorum. Tamamıyla taleplerle doğru orantılı olarak gelişen keyifli bir süreci anlıyorum evet. Tabii ki. Peki o zaman hemen bir küçük örnekleyelim. Kapıdan içeriye bir konuk girdi. Ya sonrası diyelim mi? Ne yapıyoruz? Mesela müşterimizin geldiği zaman öncelikle ne istediğini ve en önemlisi tarzını anlamaya çalışıyorum. Çünkü müşterinin tarzına göre aksesuar seçimi, kumaş seçimi, nasıl bir şey istediği. Nerede çünkü kullanacağı. Ki, evet, nerede kullanacağı, mekanın açık veya kapalı olacağı, düğünde giyecekse yakınlık derecesini. En önemlisi tarzı oluyor bu konuda. Çünkü müşteri abiye istiyor ama bazıları çok taşlı abartı istiyor, bazıları çok sade istiyor. Hani kimi o abiyeyi günlük giyiyor, kimi çok özel günlerde giyiyor. Öncelikle müşterimizi bunu anlamaya çalışıyorum. Sonra müşterimizin kumaş ve aksesuar seçimi. Sonra bunun kalıbı hazırlanıyor. Atölyemizde, ustalarımızla birlikte. Numune dikimleri oluyor. Provasını alıyoruz müşterimizin. Daha sonrasında mutlu son oluyor. Müşterimize teslim ediyoruz ürünümüzü. Süper. Peki böyle bir süreç için en doğru dilim ne kadar zaman olur? Bizim maksimum bir hafta oluyor. Maksimum bir hafta oluyor. Tabi bu gelinlik olayına girdiğimiz zaman bir ayı buluyor rahat bir şekilde. Yani en sağlıklı bir şekilde konuğun evlenmeden bir ay evvelden size gelmesi evet. Mutlu sonla bitebilir evet, diyorsunuz. Evet. Burada demiştiniz ki tabii ki her zaman bu özel ve özel dikimler olmayabiliyor. Konuklar geldikleri anda da giyip çıkarıp mutlu sona ulaşmak istiyorlar. Evet. Bunun için de burada keyifli kıyafetleri bizlerle seri bir şekilde bulunduruyorsunuz. Beden beden, renk renk, desen desen diyebiliriz aslında. Süper, henüz gerçekten çok yeni bir mekan. Bu bebek gördüğüm kadarıyla çok hızlı koşacak gözüküyor. Diliyorum ki bu koşuda her zaman olan kaliteniz, güveniniz, müşteri memnuniyetiniz ama hep bu gülen yüz bizlerle olsun. İnşallah. Saygılar teşekkür olsun canım. Ederim, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Fatih İstanbul'dan Pembe Pırıltılar Bay Havva Nuryay'a teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.